Bursa'da bugünden herkese merhabalar. Süt ve süt ürünlerine gelen zamlardan sonra Bursalı vatandaşlara evinize peynir alabiliyor musunuz diye sorduk. Aldığımız cevaplar söz Bursalılarda. Kızım zam da geldi, maaşlarımıza şükürler olsun, alıyoruz yani. Ben yerine göre alıyorum, yerine göre alamıyorum. Vallahi her yer, kimsenin parası yok demesin hiç boşuna. Hiç kimse doğru, para doğru yok vallahi demesin. Evet, her evet yerler kaynıyor, bir yere giremiyorsun, bir yere yanaşamıyorsun. Demek kalabalık. Kafelere oturamıyorsun, her yer dolu. Yani. AVM'lere giremiyorsun, doğru para olmasa nereden gezecek millet, nereden alacak? Tabii. Bak ben emekliyim, benim kocam emekli ama Allah'a şükür bir şeyden aşağı değiliz. Hiç bak da İzmit'ten geliyorum, Kocaeli'den geliyorum ama her şey o, bak. Geziyorum evet, da ediyorum doğru, da doğru, vallahi, doğru, her doğru şey pahalı, her şey oluyor. Hiç kimse zorluk var demesin, kimse para yok da demesin. Alamıyoruz yani. Ne diyeyim ben şimdi? Yani bunu kimse, herkes kendine göre yorumluyor ama bir de çıkıp bir sokağa bir dolaştınlar. Maalesef Suriyeliler benden daha iyi geçiniyor. Peynir alıyoruz işte, ayda bir kilo peynir tüketiyorduk. Şimdi yarım kilo bile zor alıyoruz. 200 liradan aşağı peynir yok zaten. Yani düşünün 200 lira, yani bir kişi bir gün akşama kadar 200 liraya çalışıyor bir kilo peynir için. Şu anda Avrupalıya göre Türkiye'de yaşam güzel, kaliteli. 2000 euro maaş alıyor, orada geçinemiyor kendi ülkesinde. Ama bizim ülkemize geldiğinde, Bozdurdu'nda 60 bin lira yapıyor. Onunla da rahat rahat geçiniyor bir ay. Peynir alamıyorum. Bak geçen 100 liralık peynir aldım. Adam diyor ki al bir kilo peynir al, zam gelecek. Ya çok hayat pahalı. Buna dur demeleri lazım. Hakikaten de. Ne yağ alabiliriz, ne peynir alabiliriz. Zaten aylığımız 7,5 milyon. Serbest piyasa oldukça müddet biz mahvolacağız. Kaldıracaklar. Bu fiyat ise bu fiyat. Her yerde olacak. Ben üretken bir vatandaş olduğum için hiçbir şeyden etkilenmiyorum ben yani. Çok yönlü olduğum için. Peyniri BİM'den aldım ben, 100 liraya aldım. Geçmişte köyler boşalırken o zamanki hükümetler bugünleri düşünmediler. İşte Erzurum'dan ketil peynir getirdim, ondan bir de zeytin. Yağlı peynir yiyemezsin. İmkan mı var yiyesin? Emeklilik yok, bir şey yok, ev kira, bir çocuk çalışıyor. 3600'den beni emekli yapmadı Cumhurbaşkanı. Zenginleri yaptı, fakirler kaldı. Sen 7,5 lira emekli maaşı alsan, şu torunlarına para verebilir misin? Veremezsin. Peynir alabilir misin? Sislenmezsin. Kemal Sunal nasıl ekmeğe böyle tavuk yerine bandı? Aynı o devir. Yalan mı? Hangi emekli bir kilo peynir alıyorum? Görüyorum vatandaş 100 gram kibrit kadar peynir alıyor. Alıyoruz, hepsini alıyoruz. Kaç çeşit peynir bulunduruyorsunuz kahvaltınızda? Bir çeşit ne? Eskiden 10 çeşit mi yiyordu insanlar? Eskiden de bir çeşit yiyorduk. Gene bir çeşit yiyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı olacak. 5 sene daha herkes biraz sabredecek. Sabretmeyi öğrenecek. Bazı lükslerimizi kısacağız. Ama sabretmeyi öğreneceğiz, düze çıkacağız. Alabiliyorum. Yani normal peynir alıyorum. Ne kadar? 1 kilo, 2 kilo alabiliyorum aylık yani toplam bu kadar. Yani şöyle Allah'a şükür durumlar iyi, çalışıyoruz. Çalışan alır, çalışmayan almaz. Öyle diyeyim sizlere. Ben hiç peynir aldığım yok bugüne kadar. Hayır, alamıyorum. Şu anda her şey çok pahalı. Yani ben şöyle söyleyeyim, oy verenler düşünsün. Şu anda hiçbir şey alamıyoruz. Her şeye zam, 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 her gün zam gelir. Yani ben artık şöyle düşünüyorum. Türkiye battı. Yani şu anda Suriyeliler de buraya geçti. İnsanlar geçinemir. Çocuğa ne mama alabilirim, ne süt ürününü alabilirim. Yavaş yavaş her şeyden neye çekecek? Ya aklı olan Türkiye'de durmayacak.